Halkların Demokratik Partisi 27 Ağustos'ta olağanüstü kongresini gerçekleştirmişti. Kongrede Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak partinin eş genel başkanları olarak seçilirken HDP çalışmalarını Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne devretmişti. HDP kongresinin ardından dikkatler Yeşil Sol Parti'nin yapacağı kongreye yoğunlaştı. Yeşil Sol Parti'nin Eylül sonu ya da Ekim ayı başında kongresini yapması bekleniyor. Kongrede yeni eş genel başkanlar seçilecek. Aynı zamanda partinin de ismi değişecek. Kongrede ayrıca partinin tüzüğünün de değişmesi öngörülüyor. Artı gerçeğin edindiği bilgiye göre partinin yetkili teşkilatlarında konuya ilişkin müzakereler devam ederken il ve ilçe teşkilatlarından alınan isim önerileri mütabakat komisyonu tarafından değerlendirilecek. Bu kapsamda yerellerden alınan isim önerileri süreci tamamlandı. Gelen isim önerileri 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kadın konferansının ve 9-10 Eylül tarihinde gerçekleşecek karma konferansın gündemine taşınacak. Yaz boyunca gerçekleşen halk buluşmaları ve çalıştaylardan gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda hazırlanan raporlar bu konferanslarda tartışılarak karar önerilerine dönüştürülecek. Partinin isim değişikliğini de kapsayan tüzük değişiklikleri bu karar önerileri aracılığıyla kongreye taşınacak ve kongrede onaya sunulacak. Öte yandan Yeşil Sol Parti'de yeni bir döneme adım atıldı. Bu kapsamda halk toplantıları ve çalıştaylardan sonra gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda tüm seçimlerde adayların ön seçimle belirlenmesi kararı alındı. Bu kapsamda vekillikten belediye başkanlığına kadar tüm seçimlerde adaylar için sandıklar kurulacak. Yeşil Sol Parti Kongresi'nde yeni eş genel başkanlar da seçilecek. Bu kapsamda mütabakat komisyonu tarafından yürütülen süreçte parti bileşenlerinden tabandan ve toplumsal çevrelerden gelen öneriler değerlendirilecek. Mütabakat komisyonu halkın eğilimine göre adayı tespit edecek. Yeşil Sol Parti'de eş genel başkanlık seçimleri için belirlenen profil, öncelikle Kürtçeyi iyi bilen, Kürtlerde karşılığı olan güçlü isimler olarak şekillendirildi. Bu profile uyan birçok siyasetçiyle görüşmeler yapılıp öneriler alınıyor. Mütabakat komisyonu tarafından netleştirilecek havuzda ise birçok siyasetçinin adı geçiyor. Bu kapsamda öne çıkan adaylar arasında Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, Meral Danış Beştaş, Tülay Hatimoğulları, Mehmet Rüştü Tiryaki, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan, Ebru Günay ve Cengiz Çiçek'in isimleri ön plana çıkıyor. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.